Ne, ne ne ürettik? Evet zaten e, ülkemizde üretimden kesinlikle bahsedilmiyor. Baktığımız zaman e, gazeteler olsun, televizyonlar olsun. Kelime olarak değil mi? Evet Türkiye'den, kelime olarak te, yok yani. Tabi. Lugatımızda artık yok. Ama Batılılar gibi aynı kot pantolu, aynı desenli kumaşları giyiyoruz. Onlar gibi aynı şarkıları söylüyoruz. Bugün Mısırlı çocuklarda, Iraklı çocuklarda, İranlı çocuklarda diyelim gücü yettiği kadar. Hı hı. Onlar gibi giyiniyor. Onların gözlükleri, onların optiki, onların bilgisayarları oynuyoruz. Yani elbise yediklerimiz de onlara dönüyor. Onlar gibi yiyoruz alışveriş, Facebook falan. Dikkat edin. Onlar gibi üretmiyoruz ama onlar gibi yaşamak istiyoruz hepimiz. Kot pantolu, şık elbiseler, sokakta gez. Onların modası, onların tasarımı. Saç şeklinden şeye kadar, giyim kuşamımıza kadar. Yetmedi. Yetmedi. Dünyada çok şeyler değişiyor. Her akşam bir milyar insan aynı maçı seyrediyoruz. Bu çok korkunç bir şeydir ya. Bir milyar insan aynı saatte bir tapınak gibi dikkat edin. Yani insanlara tapınak büyük bir din gelse, büyük bir şey gelse, tapınak inşa etsek, böyle hani uzaydan tanrılar gelse, yani böyle peygamberler şey olsa, bir milyar insanı aynı saat başı dinliyoruz. Fransızlar, İngilizler, Çinliler, ben, Nijeryalılar. Bu bambaşka bir dünya kuruldu. Bir eğlence var orada. Bir milyar insanla o maç seyretmeyi biliyoruz. O bir ay tüketmeyi biliyoruz. O sokakta gezmeyi biliyoruz. Ama o insanlar gibi tüke üretmeyeceğiz. O insanlar gibi hayatın içinde yokuz. Çalışmanın içinde yokuz. Bu olacak şey mi? Bu sana verilmiş bir hak değildir. Kimse de bunu sana vermez. Bu yüzden sen o boş boş mas seyrettiğin için seni gider, Müslüman öldürtürler sana. Senin gelirler, ülkeni bölerler. Seni gelirler, birbirinin içinde etnik ve mezhep kavgaların içine sokarlar. Çünkü sen onu hak etmedin. O televizyonu seyretmeyi bir milyar insanla Aynı maçı seyretmeyi hak etmedin sen. Bu kadar otur, bu kadar tembellik, bu kadar hımbıl, bu kadar dünya dışı işlerle meşguler ol. Ondan sonra gel ben de bir milyar dünyalı gibi o maçı seyredeceğim, alkışlayacağım ya da heyecana geleceğim. Bu mümkün değildir. O mutluluğu sana batı vermez. Seni köle gibi kullanır. Senin PKK'nın çocuklarını köle yapar. Dershanen çocukların köle yapar. Tayyip çocuklarını köle yapar. Ama hepsini de Amerika alır yanına. Kendine asker yapar. Hı hı. Avrupa hepsinin yanına alıp kendi projesinde asker yapıp petrol getirmek için sana Müslüman öldürtür. Bunları söylemek istiyorum. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.